Merhaba sevgili dostlarım, Özlem Recep'le Astroloji programına hoş geldiniz. Bugün 2022 yılında burçları neler bekliyor, hepsini sizler için anlatıyor olacağım. Çok merak ettiğinizi biliyorum, uzun bir program hazırladık öyleyse sizler için. Hadi bakalım başlayalım. 2022 yılında 2003, 2006, 2010, 2013 ve 2018 yıllarında yaşadığınız, haksızlığa uğradığınız pek çok konunun şimdi hakka teslim edileceği şahane bir dönemi yaşayacağız. Krizlerden güçlenerek çıkacağız adeta. İlahi yardımlara her birimizle olduğu bir seneden geçeceğiz. Mazlumun ahı kimsede kalmayacak. Peki neleri mi yaşayacağız? Öncelikle aşk ve ilişkilerle alakalı sene sonuyla birlikte Venüs Oğlak Burcu'nda retro pozisyonda olacak. Çürümüş evlilikler bitme kararı alacak. Bu kötü bir şey değil aslında. Özellikle 2018 ve 2019 yıllarında büyük krizler yaşamış ve birbirinden uzaklaşmış olan eşler yollarını ayıracak yerine Mart ayından sonra yeni bir aşk gelebileceği gibi uzunca süredir aşkı ve mutluluğu bulamamış ve bu konuda artık yüzüm gülmez diyenler var ya, biliyorum onlar izliyorlar bizi, aşkı ve mutluluğu bulacak. 1982 doğumlularla 1998 yılları arasında doğmuş olanlar bir anda aşık olacak. Buradan tek verebileceğim tavsiye, bu kişinin gerçek yüzünü görmek istiyorsanız kendinizi Şubat 2022'ye kadar, hatta Şubat ayının ilk haftasına kadar zaman tanıyın ve sonrasında aşkınızın ilerleyebileceği evlilik döngüsünü hızlandırın diyorum. Uzunca süredir bebek tedavisi görenler de var. Sürpriz şekilde hamile kalacaksınız, haberiniz olsun. Evlat hasretleri bitecek adeta bu sene. Krizler bitecek mi? Yaşayacağımız pek çok olay elbette ki var. Ancak bunları önlem alabilmemiz için, öyleyse sıkıntılı olabilecek kombinasyonları önlem alabilmemiz için birazcık anlatıyorum aslında. Burçlarla alakalı da burç yorumlarınıza geçmeden önce şu Uranüs boğa ve etkileri, alt enerjileriyle birlikte 2024 yılına kadar yaşayacağımız bu algol sembolizmasının detaylı incelendiğinde deprem ve doğa olayları ve hava olaylarına çokça karşılaşacağımızı gösteriyor. Ülkemizin doğusunda da içini katıyorum ama bu özellikle Marmara bölgesinde 2024 yılına kadar olan süreçte bina yapılandırmalarıyla alakalı doğal afetlere karşı gerçekten kuvvetlendirilmesi gereken bir döngünün içerisinde olduğumuzu görüyorum. Birazdan burçlara geçeceğim ama biraz bu detayları da vermeden edemiyorum. Çünkü aslına bakarsanız herkesi etkileyebilecek olan etkiler bizi de yaşıyoruz. Şimdi ülkemiz açısından ise devam edecek olursam yükselende bir Vega yıldızı var tutulmalarda. Krizlerin içerisinden çıkacağımızı, birlik ve beraberlik içinde olacağımızı temsil ediyor. Aslında pek çok uyarıyı ben geçtiğimiz sene vermiştim. Birkaç olaylar yaşandı ama bu döngüyle birlikte biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor tüm dünya açısından. Bireysel anlamda da daha izole olmamız gerekiyor ve kendi işimiz, kendi evliliğimiz, kendi özel yaşantımızla alakalı zarar vermek isteyen gizli açık düşmanlara çok ama çok dikkatli olmamız gereken, dürtülerini ve dillerini tutamayan kötü niyetli kişilere de aramıza mesafe koymak bizi pek çok konuda aslına bakarsanız koruyacak. Finansal açıdan peki neler var? Aslında bizi dinleyenler kazandı. Çünkü dolar ve euro ve altının artışları sene sonunda mevcut oldu. Finansal açıdan senenin başından bu yana döngülerini zaten çizmiştik ve kazananlar oldu. Ama alternatif enerji kaynakları, bazı hisse senetleri olanlar var çünkü bizi dinleyenler. Fosil yakıtlar, petrol ve mermer ve yeraltı maden sektörü ve hisse senetleri dünya çapında biraz zorlanabilir. Maden ve yeraltı kaynaklarının bulunduğu hisse senetleri kazandırırken petrol ve ilaç sanayi kağıtlarından da beklenen hisse senetleri bulunuyorsa senenin sonuna kadar tutma taraftarıyım ve Mart ayında değerlendirebileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkacakmış gibi görünüyor. Ve 2022 petrol, altın yükselişe geçecek. 2023'ten önce eğer ki elinizde bir kapital varsa altını satmayın diyorum. Yeni vergi yapılandırmaları ve emeklilik hakları ile alakalı da kanun ve prosedürler gerçekten gündemimizde olacakmış gibi de görünüyor. Hukuksal anlamda da hukukla ilgili olan konularda da yeni düzenlemeler ve prosedürler ciddi anlamda bizimle birlikte olacak. Yurt dışı vatandaşlık hakları, göçmenseniz green card gibi girişimlerin sonuçlanması, ithalat sağlık çalışanları ve yüksek öğretim konularıyla ilgili de gelişmeler
gelişmeler yaşanacakmış gibi görünüyor ve yeni düzenlemelere gidilecekmiş gibi görünüyor. Ülkemiz açısından turizm yaz aylarında gerçekten ciddi anlamda ses getirecek ve sağlık açısından ise Aralık ayında gerçekleşecek olan Venüs Oğlak Retro Transiti, Corona Australis Sabit Yıldızı, çokça bahsettim bu sene ben bu yıldızdan ama Corona Australis Sabit Yıldızı üzerinden Venüs Retrosu geçeceği için daha önce de dediğim gibi yeni ilaç ve tedavi yöntemleri bizlerle olsa da Aralık ve Mart ayından önce korona mutantlarına karşı oldukça dikkatli olmamız gereken aylardan geçeceğiz. Bir yıllık süreç içerisinde şofben kullanımları ve soba kullanımları yapan arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı buradan uyarıyorum. Çünkü sarin yıldızı çok aktif tutulmalarda aktif gaz zehirlenmeleri yaşanabilir. Dünyanın pek çok yerinde de doğal gaz patlamaları, volkanik patlamalar ve kimyasal gazlardan etkilenebilecek kimyasal üretim, gaz ve enerji üretim yapan firmaların patlama riskleriyle alakalı da adeta karşılaşabiliriz. Ulaşım firmaları açısından da yeni yasal düzenlemeler gerçekleşecek. İthalat ve ihracat prosedürlerinin yanında uçak kaçırma haberlerini duyacağız sanki bu sene. Dağcı kayıpları ve dağcılık kazalarıyla alakalı da haberler gündemimizde olacakmış gibi görünüyor. 30 Ekim 2022 ile 14 Ocak 2023 tarihleri arasında Mars İkizler Burcu'nda retro yapacak. Burası biraz önemli. Bu döngüyle birlikte Covid-19 açısından bu süreç hastalığın daha da rahatlayacağı ve alternatif ilaçların daha da kullanıma başlayacağı, adeta böyle grip gibi atlatacağımız bir döngüyü temsil ediyor artık korona için. Korkmayın, önümüzdeki döngüde ilaçlar daha da etkili olacak. Yeni buluşlarla karşılaşacağız ve korona döngüsünde hem biz yetişkinler hem de çocuklar daha dirençli olacağız. 2022'nin sonlarıyla birlikte, ancak 2021 sene sonuyla birlikte lütfen koronanın mutantlarına biraz daha dikkatli olmamız gerektiğinin bir kez daha altını çiziyorum. Ve bu döngüyle birlikte bu Corona Australis takım yıldızının, demiştim biraz önce zaten, bunun tekrarını altını çiziyorum ve dikkat etmemiz gerekiyor. Sene sonu ve Mart ayına kadar olan mutasyonlarla ilgili olan dönem, evet dediğim gibi devam edecek. Yine de temkinli olmayı elden bırakmamız gerekiyor. Korona haricinde de tıpta organ nakliyle alakalı yeni buluşlar, kanserle alakalı olan yeni buluşlar, pek çok hastalığın tedavisiyle ilgili icatlar ve hastalıkları rahatlatacak süreçler bizimle birlikte olacak. Size ütopik gelebilir ama buradan başka bir şeye daha değineceğim. Evrende eminim ki tek başımıza yaşadığımızı düşünmüyorsunuzdur. Yani 2022 yılında dünya dışı varlıklar, uzaylılarla alakalı büyük açıklamaları duymaya aslına bakarsanız hazırlanacağız. Daha önce de belirtmiştim ve Amerika'da ciddi anlamda hareketlilik olmuştu. Bu sene biraz daha zemin atılacak bu şeylerin ve haberlerde ciddi anlamda karşımıza çıkacak. 2021 senesinin sonuyla atılması sembolize ediyor. Yani bu 2021 senesinin sonuyla birlikte zaten gündemimize giriyor. Ülkemiz açısından spor ve sanatçılarla alakalı dünya çapında isminden söz ettirecek başarıları duyacağız, gurur duyacağız onlarla ve dünya çapında adeta yürekleneceğiz. Bir diğer konunun da altını çizeceğim. Kore, Japonya, Çin, Amerika arasında ciddi gerilimler yaşanabilecek. Aralık 2021 ile Aralık 2022 ayları arasında, yani bir yıllık döngü içerisinde suyun imtihanı bizimle olacak. Hint Okyanusu, Japonya, Endonezya tarafları tsunami tehlikesiyle alakalı olan konuları yaşayabilir. Aynı zamanda kraliyet üyelerinden, İngiltere kraliyet üyelerine alakalı da rahatsızlığını duyacağız ama 2024 yılından önce herhangi bir böyle önemli bir ismin kaybını beklemiyorum. Çin maden ve toprakla alakalı senenin sonu itibariyle büyük bir sıkıntıya yaşayabilir. Hava ile alakalı büyük bir sıkıntı yaşayabilir. Amerika ve Kanada'da da hava ve toprak deprem olayları ile alakalı yaşanabilecek olan zorlu süreçler sanki önümüzdeki döngülerde bulunuyor gibi görünüyor. Bu arada dünyaca ses getiren Amerikalı bir ünlünün de kayıp haberini sanki duyacakmışız gibi görünüyor. Kasım ve Şubat 2022 aylarında da ülkemizde de önemli bir ismin kaybını duyabiliriz. Bayağı ses getirecek. Yılın en şanslı gününe değineceğim. Biliyorum merak ediyorsunuz. 5 Mart 2022
Çok şanslı bir gün Jüpiter-Güneş kavuşumu yaşanacak. Dua ve dilekler için gün boyu kapılar ardında adeta ilahi yardımlar bizimle birlikte açık olacak. Özellikle ortalama 2 yıldır belirsiz yaşadığımız konularla alakalı bizi destekleyecek olan çok önemli bir gökyüzü sembolizması var. 5 Mart itibariyle bizlerle birlikte olacak. O zaman bugünü değerlendirmek önemli. Hak edeni hayalini gerçekleştirmek için fırsatlar tanıyacak olan bir gökyüzü adeta bizimle birlikte 5 Mart itibariyle. Evet sevgili dostlarım, zaten 5 Mart'a kadarki olan süreçte belki size özel ritüeller falan da veririm. Ve çok pek çok konuyla alakalı zaten size her zamanki olduğu gibi anlatıyor olurum. 12 burcu da merak ediyorsunuz değil mi? Ben koçum, boğayım, ikizlerim, balığım diyenler var ekranlarda. Hem doğum tarihinize göre dinleyin hem de yükselen burcunuza göre dinleyin. Ve öyleyse hadi bakalım koçlarla birlikte başlayalım. Koç burçları, sevgili koç burçları, bu seneki tutulmalar sizin para ve miras ve borçlar evinizde olacak. 2021 sonu ve 2022 yılının Mart ayına kadar olan döngüde parasal sıkıntılarınız sizi zorlasa da 2022 Mart ayıyla birlikte kredi, faiz, vergi borçlanmalarıyla ilgili sıkıntıların çözüme ulaştığını adeta görebilirsiniz. Ev alım satım işleriyle alakalı işlemler yapacaksınız. Alt planını incelemek önemli burada atılım yaparken. Ayrıca 2021 senesinin sonu ve Şubat ayına kadar olan döngüde kariyer evinizde gerçekleşecek olan Merkür Retrosu sizi yöneticilerinizle alakalı, aranızdaki diyaloglarla alakalı zorlayacak gibi görünüyor. Lütfen dikkatli olun. Kariyer yolculuğunuzda yeni adımlar önemli ve önemli bir ortaklık bitirme kararı da alabilirsiniz şu süreç içerisinde. Şimdi tüm bu süreçlerden geçerken geçmişten bu zamana kadar gelişen ameliyat, operasyonlar ciddi anlamda gündeminizde olacak. Sağlık kontrollerinizi lütfen ihmal etmeyin, oldu mu? Yakın akrabalarınızın da sağlık sorunlarıyla alakalı ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz bu sene. Mayıs ve Haziran 2022, Kasım Aralık 2022 arasında ise özellikle trafik kazalarına oldukça açıksınız. Araç muayenelerinizi lütfen yaptırarak ilerleyin. Araç alım satım, sosyal medya ya da internet bankacılığı işlemlerinde dolandırılmalara da biraz açık bir döngü. Senenin sonuna doğru eğer ki 2021 Ekim ayında taşınma kararı aldıysanız tekrar eski memlekete taşınma kararları alabilirsiniz. Eski eş ve açık düşmanlarla uğraşmak zorunda kaldığınız pek çok konuda da gündem maddeniz olacak. Eğer ki boşanma, yani evlilikte problemi yaşayanlar boşanma sürecinde ise bu sene mahkemesel süreçlerle alakalı önemli atılımlar yapacaksınız. Tüm bu süreçler sizi yeni bir ev alma süreci ve taşınacağınız ve yeni bir yer, yeni biriyle tanışacağınız bir döngü ve adeta bu yeni biri akabinde evlilik sürecine de götürüyor olabilir sizi. Yani hayatınızda ikinci şanslar sanki gelecek bu sene. Yeter ki üzerinize o binen yüklerden birazcık olsun arının diyorum sevgili koç burçları. Ve sıradaki burcumuza geçiyorum. Boğaları acaba bu sene neler bekliyor? Sevgili boğa burçları, hayatınızda kalbinizi dolduran biri varsa sürpriz sizinle birlikte. Bu sene evlilik kararı alınıyor adeta. Evli olacaksınız boğalar. Bekar boğalar evli oluyor. Evliliklerin içerisinde eğer ki sizin aile büyüklerinizle alakalı, yani evli olanlara değineceksem, aile büyüklerinizle alakalı sıkıntı yaratanlar varsa bazı konumları da zamana bırakmak sizler için iyi olacakmış gibi görünüyor. Tayin, terfi, kariyer yolculuğuyla alakalı yer değişikliği yaşamak zorunda kalacak olan boğalar da olacak aramızda. Evli olanlar için bir de sürprizimiz var. Bu sene gökyüzü bebek vaat ediyor evli olanlara ve özel süreçlerden geçeceksiniz. Eğer ki evliliğiniz ya da nişanlılığınız, birinci evinizden o geçen Uranüs var ya size allak bullak etti. Uranüs sebebiyle ara ara çıkmaza giriyorsa, böyle bir döngü yaşıyorsanız mutlaka evlilik danışmanı ya da astrolojik danışmanlıkları almanız gerekiyor. Çünkü kader döngüsü içerisinde çok önemli kararlar alacaksınız. Ve bu kararları alırken doğru zaman mı acaba bazı şeyler için karar vermelisiniz. Tutulmalar 1-7 aksında gerçekleşiyor. Her ne kadar 1-7 aksında gerçekleşecek olsa da sağlığınızla alakalı da her zamankinden çok daha fazla dikkat etmeli. Vitamin, mineraller ve ek takviyeler rahatsızlıklarınızı önlemek için size iyi gelebilirmiş gibi de görünüyor. Açık düşmanlıkları biraz altını çizmek istiyorum. Çünkü oldukça açıksınız. 1,5 yıllık döngüde gerçek dost, gerçek düşman karşınızda.
Aynı zamanda düşünceleriniz ve zihninizden geçen kelimelere ve başkalarına söylediklerinize de oldukça dikkat etmelisiniz. 2021 sonu ve 2022 Ocak-Şubat aylarında da hukuki konularla alakalı bu söyledikleriniz sebebiyle veya yaptığınız eylemler sebebiyle biraz başınız belaya girebilir. Bunun biraz altını çizmek istiyorum. Her harita kendine özgüdür. Eğer ki bir boşanma aşamasındaysanız mutlaka yardım almanız gerekiyor. Ayrıca yurt dışı vatandaşlık konularıyla alakalı da gelişmeler yaşanabilir ve seyahat planları yapabilirsiniz. Mayıs-Haziran 2022 parasal konular ve borçlanmamaya özen gösterirken Ekim ayında sağlığınıza oldukça özen göstermelisiniz. Kasım 2022 tarihinde dolandırılmalara ve eski bir rahatsızlık sebebiyle ameliyatlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani boğaları biraz daha toparlamak istiyorum açıkçası çünkü sizin birinci evinizden Uranüs geçtiği için hayatınızda bu tutulmalarla birlikte beklenmeyeni yaşayacaksınız. O yüzden bekarlara sürpriz evlilikler, evliliklerin içerisinde problem yaşayanlar bir anda ayrılık kararı alabilir. Ama bu süreç içerisinde ev boşanma kararlarıyla alakalı uğraşanlar varsa sürpriz şekilde de bebekle alakalı bir gelişme yaşayabilir. Mutlaka boğa burçları tutulmalar sizi çok etkileyecek. Danışmanlıklarla alakalı yol alırsanız sizin kadersel döngünüzde yardımcı olacağına eminim diyorum ve ikizlere geçiyorum. Sevgili ikizler burçları, önümüzdeki 1,5 yıllık tutulmalar sağlık ve kayıplar evinizde gerçekleşecek. Gerçekleşiyor 6 ve 12 aksında. Kariyer ve hukuk konularıyla alakalı oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü gizli düşmanlar var ve entrikalara oldukça açıksınız. Ağzınızdan çıkan kelimelerin üzerine 10 katanlardan tutun da kariyeriniz ve işinizde gözü olan pek çok kişinin size zarar vermek isteyeceği davranışlara açıksınız. Tüm bu süreçleri yaşarken hukuktan yana adımlar atmanız sizi uzun vadede koruyacak. Eşinizin ailesinden de zor durumlarda olanlar varsa gündeminizde olabilir. Biraz böyle arada çekişebilirsiniz. Onlara yardım ederek yanlarında olmayı denemeniz aslında sizi mutlu edecek. Ayrıca medya, eğitim ve yabancılar, yurt dışı konularıyla alakalı sıkıntı yaşayan konular varsa sabredin. Bir sene sonra fırsat ve şans kapınızı çalacak, biraz emek vermeniz gerekiyor sanki bu sene. Bazı ikizler burcu bu sene süreç içerisinde aslında sene sonundaki bu yay burcundaki güneş tutulması, 2021'in sene sonundaki yay burcundaki güneş tutulması ile birlikte eğer ki bu sene içerisinde ev sahibi olamadıysa Haziran ayına kadarki olan 2022 sürecinde ev sahibi olmayla alakalı güzellikler onları bulacak. Sene genelinde aslında bakarsanız akrabalar, babaanne, dede, eşinizin aile soyundan kayıplara biraz açıksınız. Sene sonunda gerçekleşecek olan Mars ikizler retrosu çift organlarınızı etkileyecek kazalardan. İşte nedir bu? Yanma, kesik, ameliyatlarla alakalı işte elleriniz, kollarınız, gözleriniz, biraz bunlara dikkat etmeniz lazım. Düşmanlarınızla alakalı da ben sen kavgaları gündemde olacakmış gibi görünüyor bu sene. Eğer ki zamanında ilk kavga enerjisini siz çıkartmadıysanız kazanan siz olacaksınız. Özel bir gökyüzünden geçiyorsunuz diyorum ve yengeç burçlarına geçiyorum. Evet sevgili yengeç burçları, aşk konusunda sınavlar var önünüzde. Ruhunuzun yolculuğunu bulmak istiyorsunuz ama bu aşk konusundaki sınavları bakalım nasıl atlatacaksınız? Felsefe, astroloji, ciddi anlamda felsefe ve astroloji konularıyla alakalı kendinizi geliştirmek isteyeceksiniz sevgili yengeçler. Kalabalık grupların içerisinde var olmak isteyeceksiniz. Bazılarınız hayatında özellikle iki evlilik, yani bir evlilik bitmiştir, ikinci olmuştur, o da güzel sonuçlanmamıştır veya iki böyle ciddi beraberlik üst üste yaşamış olanlar varsa hayatında artık bu çürümüş ilişkiler bitiyor. Üçüncü bir ciddi ilişki veya üçüncü evlilik yapacağınız şanslı bir döngü yaşayacaksınız. Kimileri ise çocuk sahibi olacak bu seneki tutulmalarla birlikte ya da çocukların evliliği, kariyeri ya da hayalleriyle ilgilenecek. Mevcut beraberliği ya da evlilikleri olanlar 2021 sonunda gerçekleşecek olan Venüs Oğlak Retrosu'yla birlikte şu bir yıllık döngüde ciddi anlamda aranızı bozmak isteyen evliliğinizde kadınlara biraz dikkat etmeniz lazım. Eşinizin size karşı olan ilgisini toparlamak için önemli adımlar atmanız gerekebilir gibi görünüyor. Eğer ki işin içinden çıkamıyorsanız bu süreç içerisinde yardım ve terapi almanız gerekiyor. Gizli düşmanlar da var. Bak, yengeç burçlarını buradan uyarıyorum. Açık düşmanlar olduğu kadar aslında gizli düşmanlara da oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Ev alım satımlarıyla alakalı düşük ev satımlarına karşı dikkatli olun eğer ki bir malınız varsa. 2022 senesinin sonunda
güvenmediğiniz kişilerin evinde bulundurmayın evinizde ve misafir etmeyin diyorum. Bunun altını çiziyorum. 12. evinizden geçecek olan 2022 yılında Mars retrosu var. Sizi pek çok konuda sıkıntı verebilecek hastalıklar ya da gizli düşmanlıklar veya kayıplarla alakalı çok ciddi uyarıyor. Senenin sonuna çok dikkat etmeniz lazım. Aşkla alakalı imtihanları verirken senenin sonunda çok önemli olacak yengeçler için. Ve aslan burçlarına geçiyorum. Sevgili aslan burçları, aile büyükleri, kariyer, hane, yuva, anne baba, evinizde gerçekleşecek olan önemli bir tutulma hattındasınız. Bir kere kariyer yolculuğunuzda önemli atılımlar yapmanız için şans ve fırsatlar olsa da eşinizin ya da açık düşmanlarınızın engelleri sebebiyle önemli zorlukları yaşayabilirsiniz senenin ilk yarısına kadar. Bilgi ve tecrübeniz olduğu kadar bu bilgi ve tecrübenizin olduğu konularla alakalı ciddi anlamda odaklanmanız gerekiyor. Eksik olduğunuz konularla alakalı ilgili atılımlar 2022 sonunda sizi zorlayabilir ve yorabilir. Lütfen dikkatli olun ve eksiklerinizi tamamlayın. Bazı aslan burçları bu süreç içerisinde evlilik yapacak gibi görünüyor ve sürpriz hamilelikleri oldukça açık olacaklar. Ancak 2021 sene sonunda oluşacak olan düşüklere karşı dikkatli olmalılar evli olanlar. Anne ya da babanızın önemli bir rahatsızlığı ya da anne baba soyunuzdan gelenlerin rahatsızlıklarıyla alakalı da uğraşırken kendinizi bulabilirsiniz. Onları yakından ilgilenmeyi lütfen ihmal etmeyin diyorum aslan burçlarına. Ve başaklara geçiyorum. Sevgili başaklar, bu sene 2022 yılında tayin, terfi, taşınma konularıyla alakalı gündem maddeniz. Şimdi tüm bu süreçlerden geçerken evliyseniz çocuklarınızın etkilenebileceği konular özellikle 2021 sonu ve 2022 başlarında sizlerle olacak. Eğer ki yalnızsanız ikili ilişkiler adına hayatınıza kadersel bağlantılarınızın bitmediği yarım kalmış bir sevgili tekrardan girebilir. Bu kişi eğer ki yeni biri ise arka planda sakladıklarına biraz dikkat etmeniz gerekiyor sanki. Evlilik ya da beraberliği olanlar yanlış hikayelerin içerisinde kendini bulabilirler ve bu süreç için onları boşanmaya doğru götüren bir döngünün de arifesi olabilir. Yani burada beraberliklerde biraz sıkıntı yaşayabilirler. Evliliklerinde de sıkıntı yaşayabilirler. Aynı zamanda araba alım satımları ve araba alım satımlarından da parasal anlamda karlar elde edebileceğiniz bir döngü içerisindesiniz. Eğitim ve medya alanında yaşadığınız bazı deneyimler sizin istediğiniz yönde size destek verecek, haberiniz olsun. Ve bazılarınız hayatlarınızda ikinci şansla alakalı, yani bir birliktelik bitmiştir, artık ikinci bir şans veya nişan bitmiştir. Yeni biriyle tanışıp hızlıca evlilik döngüsü içerisinde bulunabilirsiniz ama dediğim gibi Mart ayına kadar biraz dikkat etmek gerekiyor. İkinci kez mutluluğu yakalayacak olanlar bu sene ciddi anlamda etkileniyor ama Mart ayındaki o böyle dolunay yaşayacaksınız. Orada böyle aşk alevlenecek ve sürpriz şekilde nikah masasına oturabilirsiniz. Bu arada yabancılardan yana da destekler alacaksınız. İşiniz medya haricinde ihracat, ithalatsa gönderileriniz adeta ciddi anlamda kar getirecek ve isminizden söz ettireceksiniz bulunduğunuz firmada. Ve terazi burçlarına geçiyorum. Sevgili teraziler, para ve miras evinizde yaşayacağınız 1,5 yıllık döngü içerisindesiniz. Bu süreç içerisinde gayrimenkul alıyorsanız özellikle borçlanmamaya, kredi faiz ve giderlerinize dikkat etmeye özen gösterin. Beraberliğinizde ya da evliliğinizde 2022 senesinin ortaları ya da sonlarına doğru yaşadığınız konular sizi ayrılık aşamasına getirebilir. Tüm bu süreçler içerisinde karar verdiğiniz konuların sizden kaynaklı mı yoksa eşinizin tutumlarından kaynaklı mı olduğunu fark etmek oldukça önemli. Bu zamanlara gelmeden 2021 sonu ve 2022 başında evlilik danışmanlıklarından yardım almak önemli olacak. Önemli hukuksal bir mücadeleniz ve alamadığınız haklarınız bulunuyorsa tüm bu süreçlerin içerisinden geçerken haklarınızın size teslim edileceğini, özellikle miras ve nafaka konularından yana da şanslı etkiler altında olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Bu sene aile soyunuzdan olan kişilerle daha yakından ilgilenmek önemli. Çünkü onların belki sağlık sıkıntıları olabilir ve ameliyatlar biraz zihninizi yorabilir onların ameliyatlarıyla alakalı. İşin içinden çıkamadığınız her türlü konuyla ilgili yardım alarak ilerlemek oldukça önemli olacak sizin için bu sene. Uzunca zamandır tamamlayamadığınız eğitim ve projeleriniz için de şans ve destek adeta sizinle birlikte olacakmış gibi görünüyor. Kalbiniz boşsa bu sene özellikle 2022 Nisan ayı ile birlikte kalbiniz dolu olacak ve gerçek anlamıyla yeni bir aşka merhaba diyeceksiniz ve evlilik döngüsü içerisine gireceksiniz. Ve akrep burçlarına geçiyorum.
Sevgili akrepler, özellikle Temmuz-Ağustos 2022 civarı ev alımlarıyla alakalı şanslı etkiler var. Hayatınızda bazı gelişmeler ve bazı gizlilikler ortaya çıkacak sanki ve bunları öğrendiğiniz bir dönemden geçeceksiniz. Ve çevrenizde kimlerle neleri paylaştığınıza oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Evlilik isteyip bir türlü aradığını bulamayan akrepler, uzunca süredir evlilik planları yapanlar evlilikle ilgili şanslı etkiler altında olacak bir kere bu sene. Parasal konularla ilgili de şanslı fırsatlar 2021 sonuyla birlikte gerçek anlamıyla sizinle birlikte olacak. Ve bu döngüde sağlıkla alakalı da önemli bir süreç atlatacak olabilirsiniz. Mart 2021 tarihinde belli olan önemli bir rahatsızlık yaşadıysanız 2022 sonunda tekrarlama olasılığı bulunuyor. Buna biraz dikkat edin lütfen. Ve yabancılar, yabancı bir memlekete ya da bulunduğunuz şehre, uzak bir farklı bir şehre yerleşme gibi hazırlığı olan akrep burçları varsa 2021 sene sonuyla birlikte 2022 başıyla sosyal medya, internet ve platformlardan kandırılmayla alakalı da bazı riskler var ama yabancı memleketlerle alakalı da avantajlar var diyorum. Ve devlet ve çeşitli yerlerde ödemeleriniz bulunuyorsa cezalarınızın ağırlaşmadan ve 2022 sonuna bırakmadan ödemelerinizi yapmanız oldukça önemli diyorum. Ve yay burçlarına geçiyorum. Sevgili yay burçları, kayıplar, kapalı alanlar ve çalışma ortamınızda sağlığınızla alakalı tutulmalar yaşayacaksınız. 2021 sonunda para evinizde yaşayacağınız Venüs retrosu paranızı pulunuza çok dikkat etmeniz gerektiğini, borç para getirirken borç paraları ciddi anlamda geri gelmeyeceğini, yani sizden istenen paraların geri gelmeyeceğini bilerek hareket etmeniz oldukça önemli. Venüs retrosu süreci yaşayacaksınız siz de senenin sonunda. Burada tehlikelere ve pişmanlıklara açık olduğunuz bir döngün içerisindesiniz. Çalışma ortamınız değişiyor belki de ya da uzunca süredir beklediğiniz iş fırsatları ve mülakatlar adeta netleşecek bu döngü içerisinde. Akrabalarınızdan hasta biri varsa onun kaybıyla alakalı bir deneyim yaşamanız muhtemel. Bu sene evcil hayvan sahiplenmek isteyen yay burçları varsa yeni bir evcil hayvan belki de hediye olarak gelebilir sizlere. Sağlık açısından oldukça iyi olsanız da kontroller, diyetisyenler ya da bazen işin içinden çıkamadığınız psikolojik sorunların zeminine inmek için hekimlerden destek alabilirsiniz. 2022 senenin sizin sonunda evliliğiniz ya da açık düşmanlarınızla alakalı olan gerilimler yaşamanız muhtemel. Kim dost, kim düşman adeta fark edeceksiniz. Ve oğlak burçlarına geçiyorum. Sevgili oğlaklar, kariyer konularıyla alakalı tutulmalar yaşayacaksınız. Yanlış hamleler yapmadan önce zeminini güzelce incelemeniz gerekiyor. Bu süreç içerisinde emeklilik döngüsünde olanlar varsa haklarını alacaklar. Hukuksal konularla alakalı da sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Avukatlık işleriniz olabilir, hakkınızı aramanız gerekebilir. Ruhunuz ve düşünceleriniz bu süreç içerisinde bu sene özellikle 2022 sonuyla birlikte ciddi anlamda yorulabilir. Sağlığınızda ayrıca dikkat etmeniz gereken bazı belirtiler olabilir. Kontrollerinizi yaptırmanız gerekiyor. Maddi konularla alakalı ev alım satımları alakalı yer ve yerleşim yerinizi değiştirmek isteyebilirsiniz ve pek çok konu ciddi anlamda burada zemine atılıyor. Aile büyükleriyle alakalı sağlıklarıyla alakalı rahatsızlıklar biraz gündeminizde sanki gibi görünüyor bu sene içerisinde. Evli oğlak burçları hamile kalmaya hazırlandıkları bir süreci yaşayacaklar. Özellikle tedavi sonucunda bebek haberlerini adeta alabiliriz gibi görünüyor. Sevgi konularında da 2022 ortasında kalbiniz boşsa yeni bir aşk size geliyor sevgili oğlaklar. Ve kova burçlarına geçiyorum. Sevgili kovalar, aile kökleriniz ve kardeşleriniz, uzak akrabalarınızın etkilendiği pek çok olayı yaşayacaksınız. Kalbi boşalanlar varsa 2022 Temmuz-Ağustos aylarıyla birlikte evlilik yapabileceğiniz adımlar atılacak gibi görünüyor. Kalbi boşalanlar 2021 senesinin sonunda karşılarına çıkan kişilerde tutulmalarla alakalı arka planda bu kişinin görünmeyen yönlerinin varlığını hissedebilirsiniz. Eskilerle alakalı da bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Bu süreç içerisinde beraberliklerinizde kimseyle paylaşmamanızı, kimseye birlikte olduğunuzu söylememek önemli gibi. Kariyer konusunda büyük atılımlar yapacaksınız, projeler var. 2021 senesinin sonuyla birlikte başlayacak bu döngü. 2022 başıyla birlikte de karşınızda yeni teklifler gelecek. Yabancılar ve yurt dışından destek alabilirsiniz. Emeklilik haklarınızın peşinde olanlar varsa eğer ki bu sene
emeklilik haklarını alacaklar gibi görünüyor. Parasal konularla alakalı da beklentileriniz Mart 2022 ile birlikte rahatlayacak diyebilirim. Bu sene hayatınızı almak istediğiniz kişiyle alakalı eski beraberlikleriniz ya da evlilikleriniz varsa onların size yarattığı sıkıntılarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Eskilerle aman dikkat diyorum. Ve yavaş yavaş balık burçlarına geçiyorum. Evet sevgili balık burçları, eğitim medya anlamında kendinizi göstereceksiniz, isminizden söz ettireceksiniz. Oldukça şanslısınız bu sene, önemli bir yıla girmek üzeresiniz. Bu süreç içerisinde yaptığınız projelerin dünya çapında duyulmasıyla alakalı yabancılardan gelebilecek olan destekler de var aynı zamanda. Ve ilerleyeceksiniz, isminizi adeta yazdıracaksınız. Tüm bu süreçlerin içerisinde Kasım 2021 sonunda sizlerle birlikte olan bir döngü var ve 2022 Mart ayı ile birlikte arkanıza yaslanıp emeklerinizin meyvesini toplama zamanı adeta geldi de çattı diyebilirim bu sene için. Aşk ve sevgi konularıyla alakalı kalbiniz boşsa flörtler kapınızda, ancak geçmişle ilgili olan durumlar bitti mi yoksa siz bu beraberliğinin neresindesiniz ciddi anlamda haritanız gösterecektir diye düşünüyorum. 2021 sonunda eski beraberlikleriniz kapınızı çalacak. Aşk ve sevgi konularında net kararlar vermek için belki de 2022 Temmuz ayını beklemek daha da iyi olacak. Ayrıca kardeşlerinizin hayatında da önemli güzellikler yaşanacak, haberiniz olsun diyorum. Bu sene özellikle Nisan ayı civarı yeni bir araba alımı için harekete geçebilirsiniz. Taşınma ve tayin konularınız gündemde olabilir. Ancak Merkür İkizler Burcu'nda retro olduğu dönem Mayıs ayı Haziran başında taşınmak için acele etmeyin. Aile büyükleriyle alakalı da bir şeye değinmek istiyorum. Tekrar eden rahatsızlıklar gündeminizde olacak. Aile içi özellikle eşiniz ve aileniz, sizin ailenizle alakalı küslüklere zemin hazırlayan olayların arasında bulunabilirsiniz ama her bu kadar güzelliğin içerisinde bırakın da bazı şeyler kötü olsun, çok da önemli değil. Sağlığınız açısından check-up kontrollerinizi bu sene yapmayı ihmal etmeyin sevgili balık burçları diyorum. Şans sizden yana, dileyin gökler size versin bu sene diyorum. Evet, 2022 yılını değerlendirdik ve burçlara olan özel etkilerini sizler için anlattım. Şahane bir yıl diliyorum her birinize, kucak dolu sevgilerimle.